Herkese merhaba. Bugün yeni 2008'e bakacağız. Bu 1-2 manuel vites. Fırsat araçlarında olan araçtan 230 bin lira bir fiyatı var. Rengi de hoşmuş bu arada. Şöyle bir şey yapacağız. Ben alsam ne beni irite eder ne hoşuma gider onu söyleyeceğim. Şimdi yavaştan ön tasarımıyla başlayalım. B SUV segmentinin bence liderliği oynayan araçlarından biri. Ön tarafta LED farlarımız mevcut ve aşağı doğru aslan dişi detayı devam ediyor. Burada 2008 model yazımız var. Siyah bir panjurumuz, üstü piyano bilek detaylarla birlikte mevcut. Geniş bir panjur, güzel bir görüntüsü var. Şöyle fark ettiğim bir detay, yandan söyleyeyim. Araba şu yandan yüksek durduğu için böyle heybetli bir araç gibi duruyor. Şöyle yan tasarımından bakalım. Yan tasarımda şurada bir üçgen yapıyor, bir de arkada bir üçgen yapıyor. Böyle değişik bir tasarımı mevcut. Lastiklere bakalım. 215, 65, 16, 16 inç alüminyum ulaşım jantlar var. Aktif paket bu araç. Üstte tavan barlarımız var. Camlarımız karartmalı değil. Bazı donanım olduğu için. Arka tasarımına bakacak olursak yine LED farlarımız var. Burada bir Peugeot yazımız ve 2008 model logomuz mevcut. Arkada park sensörlerimiz var. 100 beygir olduğu için tek çıkış, 130'larda çift çıkış mevcut. Şimdi bagajına bakalım. Evet, 400 litrelik bir bagajı mevcut. Bagajda şurada bir ışık var. Onun haricinde bir 12 volt vesaire yok. Şöyle bir detay var. Buralar çıkıyor. Alt rafı kullanmanız için bastırarak da geri koyuyorsunuz ve kapatıyorsunuz. 400 litrelik bir bagajı var. Panzot bagajla birlikte kalkıyor ve 2 adet tutma kolumuz var. Bu renk güzelmiş. Evet. Burada da yine o üçgen detaylar devam ediyor. Depo kapağımız burada. Benzinli bir araç zaten. Şu arkadan başlayalım. Ben az önce öne oturdum. Arka koltuk bana, ön koltuk bana göre ayarlı. Kapı üstlerimiz sert plastik. Yine B segmentinin kanayan yarası. Burada bir karbon muhari bir kaplama var. Burası kumaş. Cam otomatiğimiz burada. Kapı içi gözler yeterli seviyede. Bir tık küçük sadece. Bir kaplama da yok. Şurası biraz yüksek ama içeride çok bir boğunaklık yaratmadı camlarda film olduğunu için. Koltuklarımız kumaş. Kırmızı detaylar mevcut. Boş paket olduğunu bence belli etmiyor. Güzel bir koltuğu var. İçine doğru geçelim. Kapıyı kapattığımda gayet sessiz bir ortam oluştu. Kapı çizgisi de omuzumla aynı hizada olduğu için çok boğunak değil açıkçası. Burada fark ettiğim şey şu koltuk başlıklarını yukarı kaldırarak kullanmanız gerekiyor. Sırtınıza batıyor. Diz mesafesi bir karış. Baş mesafesi de yine bir karışa yakın. Arkadan öne genel bakışımızı atalım. Bu araç manuel vitesli bir araç. Ve aktif paketi, boş paketi. Ortada bir kol dayaması olmadığı için havalandırma üfleci vesaire yok. Bu bir eksi bence. Keşke kol dayaması olsa bu arabanın ya. Bence bir sıkıntı o. Ama dert mi? Manuel viteste değil, otomatikte dert. Orta koltukta otururken ayaklarınızı yana açmanız gerekiyor biraz. Şaft tüneli çok değil ama koyduğunuzda bacaklarınız toplanıyor size doğru. Biraz rahatsız ediyor. Ya bu SUV'nin içinde değil de hatchback'in, geniş bir hatchback'in içindeymişim gibi hissettim. Ama arabanın arkasında 5 kişi şöyle. Omuz mesafeleriniz çok dert değil. Ortada 5. kişi rahatlıkla seyahat edebilir. Arkadan öne genel bakışımızı bir daha atalım. Ve öne doğru yavaşça geçelim. Ön kapıyı açalım. Evet, kapı biraz şöyle yatarak açıldığı için iniş binişler kolay. Kapı üstlerimiz sert plastik maalesef. B segmenti olduğu için. Burada güzel bir karbon detay var. Burada da turuncu bir renk verilerek hareket katılmış. Yine kumaş, 4 cam otomatiğimiz vesaire. Kapı içi göz yine yeterli seviyede. Buraya bir su şişesi, buraya bir bez falan sığabilir. Koltuklarımız güzel. Bir bel desteği vesairesi yok ama güzel doldurduğu için oturuşu rahat. İçeriye geçeyim şöyle yavaşça. Evet, arabanın içine oturduk.
İlk dikkatimi çeken şu havalandırma üflecinin, şurada da görebilirsiniz, kapıya doğru dönerek geliyor olması. Kokpitin sizi sarması amaçlı. Direksiyon, iki kollu bir direksiyonu var. Altı ve üstü kesik. Şimdi ben kendime göre bir ayarlayayım. Şimdi herkesin çok iddiaları var, bu direksiyon göstergeyi kapatıyor diye. Kendime göre. Evet, şu an direksiyonu kendime göre ayarladım. Oturuş pozisyonunda. Şöyle. Gördüğünüz gibi herhangi bir göstergenin kapatma durumu vesaire yok. Ben net görüyorum şu an. Hatta kapıyı açayım, ışık gelsin. Gayet görünüyor. Ekranımız açılacak mı? Açılmıyor. Aküleri zayıf arabaların. Güzel bir ekranı var. Peugeot'dan aşina olduğunuz bir ekran. Burada piyano tarzındaki tuşlar, araç sirkülasyonu, klima kapatma, maksimum seviyede açma, kitleme, ön cam ve arka cam rezistansları var. 2 adet USB'miz var. Burada bir raf gibi bir gözümüz var. Altında da bir gözümüz var yine. 6 ileri manuel vites bir araç. Topuzu pek hoşuma gitmedi ama tutuşunda vesaire ergonomisinde bir sorun yok. Manuel el freni var. Otomatik el freni gözüm aradı. Ama 230 bin lira verip bu kadar geniş bir araç alıp, yani diğer rakiplerinden geniş bir araç, böyle bir araç aldığınız zaman bu detay ve bu detay çok büyük bir dert olmuyor bence. Burada 12 voltluk bir soketimiz var. 2 adet de bardaklığımız var. Keşke koldayam olsaydı ya. O zaman çok iyi olurdu. Malzeme kalitemiz, burası yumuşak. Burası yumuşak. Karbon detaylar devam ediyor. Burada bir kromla hareket katılmış. Torpidoya bakalım. İçerisinde bir halı kaplama yok. Burada bir rafı var. Burada bir gözü var. Bayağı da derin gidiyor ileri doğru. Böyle genel olarak dışarı çıkalım ve kapanış yapalım. Evet, bugün yeni 2008'e baktık. 1.2 100 beygirlik aktif paketiyle manuel vitesli bir araçtı. 230 binlik de bir liste fiyatı mevcut şu anlık. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.